Aslı'nın deney odası. Hoş geldin Mehmet. Aman Zeynep. Köyden yollamışlar bu yumurtaları babama. Altın değerinde bunlar. Hadi bırakın yumurtaları artık. Deney zamanı. Kırılmayan yumurta yapmak mümkün mü? Aa, şansa bak. Tam da yumurtalarla geldiğim gün gelen soruyu görüyor musunuz? Biz araştırmalarımızı yapıp bu konuya uygun bir deney bulalım. Evet, bakalım bilim dünyası bu konuyu nasıl ele almış. Umarım başarırız. Yoksa babamın yumurtalarının sonunu iyi görmüyorum. Bir tanesi gitti bile. Evet arkadaşlar, yumurta deneyimiz için gerekli malzemelerimiz oldukça basit. Bir kase dolusu sirke ve birkaç tane de yumurta. Bir hafta kadar da bir gözlem zamanı. Hadi Mehmet. Umarım boşa gitmez bu canım yumurtalar. Aslında bir terslik olmasına karşın yedekli çalışmakta fayda var. Evet, biz iyisi mi aynı deneyden iki tane yapalım. Hadi Mehmet, bakalım yumurtalar ne durumda? Çok heyecanlıyım. Hiç de bir şey görünmüyor. İşte yumurtalar. Ama bunlara ne olmuş böyle? Bakalım kırılacaklar mı? Yumurtaların neden kırılmadığını merak ediyorsunuz değil mi? Ben açıklayayım. Yumurta kabuğunda kalsiyum karbonat bulunur. Sirkede bulunan asetik asit bu karbonatla tepkimeye girerek onu böyle şeffaf zarsa hale getirir. Baksanıza. Bu yumurtaların sağlamlığının da bir sınırı varmış. özür dilerim. Dur Patti, oyuncak değil o. İyisi mi ben şu yedek deney yumurtalarını getireyim? Yakalandın Mehmet. Deney yapacağız diye bir dolu yumurta kırdık. Bari bir iki tanesini yiyeyim de tadına da bakmış olayım.